Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda events'ten anlatacağız. Events ne demek? Events etkinlik demek. Yani etkinlik yapacağız. Hani şöyle açıklayabiliriz. Bir durum belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu durumu şunlara bağlı olarak yap. Şimdi eventler de zaten ikiye ayrılıyor. Olaylara bağlı ve zamana bağlı olarak ayrılıyor. Mesela olaylara bağlı o bir events yaptığımız zaman örnek olarak mesela fırın 100 derece geldiği zaman fırını kapat. Veya 100 derece altına indiği zaman fırını aç. Mesela bu bir olaya bağlı. Çünkü bir koşul sunuyoruz. Bir de zamanlı bağlı olanlar demiş. Şimdi zamanla bağlı olan peki ne oluyor? Fırın her 10 dakikada bir sıcaklığı 5 derece arttırılsın. Bu da bir zamana bağlı. Bu sefer koşulumuzu bir sürece bağlı koyuyoruz. Bir olaya değil de bir sürece bağlı koyuyoruz. Dediğim gibi eventler ikiye ayrılıyor. Şimdi isterseniz eventlerimizi yaparak başlayalım. Bunun için ben burada Cytek Explorer sekmesine geliyorum. Bu sekmeye geldikten sonra hemen şurada biraz sekme düğme yeri var. Events'e basıyorum burada. Ve önüme direkt Cytek Project Editor kısmı açılıyor ve Events kısmı geliyor. Şimdi Events'e burada ismimizi gireceğiz. Şimdi Name kısmına global yazıyorum. Niye global yazdım? Global de demek ne demek? Hani tüm sistem çapında olsun bu yapacağım Events'ler diye. İsmini global yaptım anlamak için. Aynı zamanda hani buradaki isme dediğim gibi şahadetinin aynı oradaki dokümana gittiğin için oradakiyle eşdeğer olsun diye bunları yazıyorum. Sonrasında şimdi time kısmına, cluster name kısmına giriyoruz. Cluster name'den bir tane sadece pastımız vardı bizim aşağıda cluster olarak. Past seçiyorum. Time kısmına geliyorum. Şimdi time kısmında gördüğünüz gibi burada sayılar var. Şimdi bunlar ne? Siz burada hangi mesela 7'yi seçtiniz diyelim. Bu ne olacak? Saat 7'den itibaren sistem çalışmaya başlasın diyecek. Yani bu niye bu ayar gerekli? Çünkü diyelim bir fabrikadaysa nasıl fabrika 7'de mesai başlıyor. 7'de artık sistem çalışmaya başlıyor. O zaman 7'den itibaren saymaya başlaması lazım. Yani diğer türlü sistemin çıkarmasına gerek yok. Veya farklı bir şey yapıyordur geceleyin. Farklı bir event almanız lazımdır. Ona göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Biz şu an hani hemen anında değer almak istediğim için burada bunu 0-0-0 yapıyoruz. Hani ne demek bu? 24 saat boyunca aktif olsun demek. Sonra periyot kısmına geliyorum. Periyot ne peki? Periyot da ne aralıklarla yapılsın demek. Mesela Friday seçtiniz. Cuma günü de yapılsın bu benim eventsin. İşte mesela ayın belirli bir günü seçtim. İşte o zaman yapılsın. Veya işte 10 saatte bir yapılsın. Bunu burada seçebiliyorsunuz. Biz burada bunu 5 yapalım. 5 saniyede bir ne yapsın? Her 5 saniyede bir işlem yapsın. Bir etkinlik yapsın. O zaman bunu buradan 5 seçiyorum. Trace'imi şu an geçiyoruz. Action kısmına geliyoruz. Action kısmını ne yapacağız peki? Önce ben buraya bildiğimiz değerleri bir yazayım. Ona göre burada size anlatacağım. Bu dokümana bakarak yazacağımız yerleri yazıyorum burada. Şimdi bu ne demek? Bu bizim P1, P1, PV'miz ne demekti? Birinci fırınımızın press volüsü değeriydi. Buradan ne yaptım? Birinci fırını sıfıra eşitledim. Ardından artı rand 4 dedim. Bu ne demek? Random. Random kısaltı rand olarak yazıyorum programda. Sıfırla 4 arasında herhangi bir sayıyı buraya ata demek. Ben ilk değeri fırınıma sıfır verdim. Yani fırınım sıfır olacak. Ve herhangi bir değeri sıfıra 4 arasında bir rakamı buraya atayarak değeri atayarak bizim fırınımızın derecesini belirleyecek. Ardından devam ediyorum. Nokta virgülümü koyuyorum. Sleep ne demek? Sleep de program bu işlemi yapsın ardından 2 saniye beklesin demek. Yani sleep uykuda dursun program. Şu ardından da yine bu demek benim soğutma vanamı sıfır yapsın. Şimdi özetleyelim bir daha tekrar baştan geçelim. Benim aksiyonum ne olacak? Benim bu eventimde, etkinliğimde fırınımı sıfır değerine atacağım. Sonra fırınımı sıfırla dört arasında herhangi bir rakamı atayarak, rastgele atayarak fırınıma vereceğim o değeri. Ardından program 2 saniye uyuyacak. Sonrasında ise benim baba bana değerimi sıfır yapacak. Peki bu nasıl yapacak? 5 saniye bir yapacak. Buraya da anladık. Şimdi bunu şuraya kopyalım. Diğer şeyleri daha kısa kullanıp şurayı kopyalım. Sonra buraya et diyorum. Daha önce buradan eklediğim şeyler vardı diye o birler orada kalmış. Direkt bu rekor 3 olarak geçti. Sonrasında
Graba yine kalacak. Pas kazanan buna değiştirmeyeceğim. Sonra mesela ikinci eventimizi ekleyelim. Burada timing'i her zaman çalışsın diyelim. Periyodu değiştirelim. Hani aynı anda değişmesin. Farklı zamanlara göre benimle bunu 7 yapıyoruz sayımı. Sonrasında ikinci fırınımızı yapacağız. P2 diyorum buradan. Yine mesela bu sefer de ne olsun? Bizim başlangıç dediğimiz farklı renkleri görebilirim. Çünkü hatırlarsanız fırınlarda farklı sıcaklık derecelerine göre farklı renklerde işaret veriyordu. O yüzden burada gelin 25 yapalım. Random'ın içinde 20 yapalım. Yani artık ne olacak? 0 ile 20 arasında rastgele bir değer atacak. Mesela burada başka bir şey olmasın. Bunu silelim. Sadece burası olsun. Bunu ardından et diyelim. Bunu da ekledik. İsterseniz gelin bununla çalışıyor mu diye bir kontrol edelim sistemi çalışıp çalışmıyor mu diye. Ne yapıyorum? File'a geliyorum. Buradan pack diyorum. Ne yapıyorum? Bunları paketliyor. Yani bunu paketlememiz lazım. Sonrasında bir compile yapalım. Compile'ımızda bir sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı burada. Tamam diyorum. Sonra sistemimize geliyorum. Buradan ne yapıyoruz? Yani file'a geliyoruz. Sonrasında run diyoruz. Bakalım yaptığım şeyler çalışacak mı? Çalıştırdık. Sistem şu an bir kendine göre yükleniyor. Yüklendi. Gördüm şimdi birinci fırına bakıyorum. Şu an hala 120 derece fırın değişmemiş. Veya mesela şuradaki soğutma wifi'ye bakayım. Soğutma vanasına. Mesela bunu bu da değişmemiş. Niye peki olmadı? Bunu bilerek aslında böyle olsun gösterir. Size aynı hata çıkabilir diye. Ben de onu değiştirmiştim ayarlarını. Nedeni şu yüzden. Hemen burayı kapatıyorum. Bizim bunları aslında sisteme tanıtmamız lazım. Yani aktif etmemiz lazım bunları. Peki bunları nasıl aktif edeceğiz? Hemen yukarıda buraya geldiğiniz zaman burada bir Tools tuşu var yukarıda. Cytek Explorer kısmında. Tools'a basıyorum. Ardından Computer Setup Wizard kısmına geliyorum. Burada adım adım size söyleyeceğim. Explorer Setup kısmına geliyorsunuz. Özür dilerim. Custom Setup kısmına geliyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Milkin'le ikizlerden zaten bizim projemiz. Ardından buradaki multi işareti işaretli tikli olmaması lazım. Buna dikkat edin lütfen. Sonrasında burada da yine stand alone kısmı olması lazım. Burada yine böyle devam edebilirsiniz. Şimdi buraya direkt geçebilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Buradaki işaret tikli olacak. Buradaki tikli olacak. Buna dikkat edin. Sonrasında zaten bakıyorum. Ha, bir de şu enable kısmının tikli olması. Buna dikkat etmeniz lazım. Enable kısmı tikli olsun. Sonraki diyorum. Sonraki. Böyle geçip hızlı geçebilirsiniz burada. Son dedim. Şu an ne oldu? Benim yapmış olduğum eventler kaydoldu. Şimdi bir daha deneyelim isterseniz. Buraya geldik. Tekrardan save ol dedim. Kaydetsin program. Tamamdır. Hatta şöyle yapalım. Biz event kısmına gelelim. Burada gördüğünüz gibi yine gözüküyor bunlar. Hatta daha pek diyelim. Tamamdır. File'ıma geldim. Run dedim. Şu an sistem tekrar kendini yapması bekliyorum. Şu an mesela sistem geldi. Şu an mesela rastgele ne yaptı? İkilerini atadı. Sonra birlerini atadı. Ne yapıyor? Bakın aslında 5 saniye bir işlem tekrarlıyor. Bakın 5 saniye sayıyoruz. 3, 4, 5. Şimdi tekrardan resetecek. Bakın 2 yaptı. Ne yapıyor şu an sistem? 5 saniye bir periyot oluşturup sürekli değerleri değiştiriyor. Ve aynı zamanda bir de bunu kontrol etmek amaçlı. Burayı, aha, bir de şu fırına bakalım. Mesela bu şu fırına ne yapmıştık? Buraya 7 saniye bir değsin demiştik. Buranın başlangıç değeri 25 yapmıştık. Ve 20 ile 0 arasında bir sayı atasın demiştik. Yani kafasına göre random olarak. Mesela buna bakıyorum. 34 oldu. Şimdi bakalım 7 saniye geçecek. Bakalım şimdi kaç olacak. Şimdi mesela 7 ekledi. Pardon, 6 ekledi. 41 oldu. 10, pardon 16 ekledi. 41 olmasa yeşil oldu. 7 saniye değişecek. Şimdi bir de soğutmamasına bakalım. Soğutmaması ne yapmıştık? Ben ne yapmışım? Sistemde sürekli off olmasını istemiştim. Sürekli kapatsın demiştim. Onun sistemde. Mesela 10 yapıyorum. Bekliyorum. İşte kapattı. Bir daha on yapıyorum. Hiçbir şey tıklamıyorum. Kendisi ne yapıyor? Kapatıyor. 5 saniye sistem kendini kapatıyor. Demek şu an eventlerimiz artık aktif oldu. Artık eventlerimiz çalışıyor. Şimdi isterseniz gelin diğer eventlerimizi de kaydedelim. Tekrar events kısmına geliyorum. Bu sayfam açıldı. Buradan diğer eventlerimi ekliyorum şimdi.
burada P2'de kalmıştık. Fırın 2'de kalmış. Şimdi 3. event'i bize ekleyelim. Bunun için buraya direkt 3. fırın yazalım. Bunun bu sefer başlangıç yerine 55 yapalım. Random'ını da yine 20 kalsın. Önemli değil. İşte buraya da mesela yine 5 yapalım. Bu da diğer bir yerindekinden farklı olsun. Et dedik. Bunu da ekledik. Sonra 4. fırınımıza gelelim. Buraya 4. fırın dedik. Mesela bunun başlangıç yerine 70 yapalım. 70 dedik. Random değeri de buna yine 20, hani 10 yapalım. Bunu daha düşük olsun. 10 yapalım. 10 yaptık. Hatta bunun devamını da ekleyebiliriz buraya. Hatta şöyle yapayım. Buna da bir uyku modu gibi geri kalanları katalım. 70 dedik. Random'a 10 dedik. Siz bir iki olsun yine. Burada da mesela ne yapsın? Hatta bizim hot water valve'imiz vardı. Sıcak su vanası. Mesela onu kapatsın burada da. Buna Facebook'da 5 olarak kalabilir. Tamam dedik. Bunu ekledik. Bir de son olarak bu sefer ne yapalım? Fırınların şeyini kapatalım. Bunu ne yapıyoruz? Tick. Alttan tire. Hold. Tick hold PV burada. Rastgele bir sayı atalım burada. Eşit de diyelim. Bunu 74 diyelim. Artı. Rent. Şimdi dedik. Pantimizi kapattık. Notabülümüzü koyduk. Sonrasında buraya da mesela 6 diyelim. Yine farklı zamanlar dursun bunlar daha görülebilir olması için. Ve sonrasında et gözü hepsini ekledik artık. Firepacker'dan pack diyorum. Şu an pack oldu. Artık eventlerimiz bitti. Ne yapmış olduk aslında? Biz burada bizim haricimizde sistemin kendi kendine otomatik olarak yapacağı etkinlikleri burada belirledik. Artık bizim işte sistemimize girip burada sürekli işte kontrol edip buradan bir van açıp kapamamıza veya başa yapmamıza gerek yok. Artık sistem kendi kendine otomatik olarak ne yapıyor? Yeni değerler atıyor. İşte fırınların değerlerini değiştiriyor. Ona göre olaylar yapıyor. Şimdi bir de bu sefer Valve'lerin eventlerini, etkinliklerini yapalım. Bunun için ne yapalım buraya? Bunun için de buraya Valve diyelim. Yani artık global değil de çünkü Valve'lere özel bir etkinlik yapacağız. Şimdi Valve yazalım buraya. Ardından şimdi Time'a geldik. Yine Time burada sıvı sıvı olarak kalacak. Pass'ı yine pass olarak kalacak. Cluster name. Burada Pelotop 5 olarak kalabilir. Burada ne yapacağız şimdi? Yine Action kısmına geleceğiz. Şimdi burada şunu yapalım. Şimdi Action kısmını silelim şuradan. Bu sefer hani hatırlarsanız diğer derslerde toggle diye bir şeyden bahsetmiştik. Toggle ne yapıyordu? Aynı hani mesela toggle buton yapmıştık mesela biz ne yapmıştık? Bir buton üzerine hem açma hem kapama yapıyorduk. Aynı şekilde biz de bunu orada aslında burada yapacağız. Ne yapacağız? Toggle yazıyoruz. Sonra parantez açıyoruz. Valve yazıyoruz. Patentine. Cool. Cmd. Parantezi kapatıyoruz. Bunu ne yaptık aslında? Biz dedik ki soğutma vanasını açıp kapat. Yani artık mesela bizler ne yapmıştık? Soğutma vanasını biz açmıştık. O kapatmıştı. Artık hem kendi açacak hem de kendi kapatacak. Bunu ne sıklıkla yapacak? Bunu 5 saniye 1 yapacak. Yani periyotlar 5 saniye 1 olacak. Bunu sonra ekliyoruz. Şimdi ne yapalım? Bir de hot water vanasını yapalım. Hot water'ı da ekledik. Sonra ne yapalım? Bir de burada burada ekstra şunu yapalım. Burada şurayı silelim. Bunu hemen size söyleyeceğim. Burada şunu diyoruz aslında. Diyoruz ki bunu buraya yazacaktım. Pardon. Trigger kısmında yazıyorum bunu. Burada trigger'deki buradan da seçebilirsiniz yani. O ben burada el yazdım. Siz oradan bir trigger seçebilirsiniz. Diyorum ki eğer durum fırının değeri 3'ten büyükse ne yapacağız burada? 10 lira yazıyorum. Hatta ismini şuradan bakayım. Şunu kopyalayayım. Later.
Ne yapacağım burada? Şimdi Aginato Silo PV'ydi. Silo tankının mikseri bu yani. Silo tankının mikseri. Bunu buradan tabii yine yazmamız lazım. O kayboldu. Hemen bunu bir daha yazalım. Ne olacak şimdi? Bizim birinci tankımızın değeri eğer 3'ten büyük eşitse bizim Agrietator'ın silo tankının mikseri çalışmaya başlayacak. Yani process value 1 oldu, oldu. Ne zaman ki bizim 3'ten değerimiz büyük olsa fırın, o zaman bizim tankımız çalışmaya başlayacak. Burada bunu üretmiş olduk. Yani bu aslında trigger ne yapıyor? Aslında bizim burada koşulan yani trigger. Yani biz burada koşula giriyoruz. Ekledik. Sonra bir de şunu yapalım. Diyelim ki aynı tank bu sefer 2'den de küçük olursa veya 2 ve 2 eşit ve 2'den küçük olsa ne yapsın bu sefer de? Bu sefer bizim bu mikserimizi durdursun. Trigger'da aynı şekilde bu şekilde kullanabiliriz. Artık biz ne yaptık burada? Tüm her şeyi ekledik. Artık eventlerimiz bitti. Sonra buradan yine file ediyorum. Hack yapıyorum. Bunu ve aşağılıyorum artık. Tamamdır. Şimdi artık biz ne yaptık? Buradaki tüm etkinliğimizi belirledik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi trendlere geçiyoruz. Şimdi trend nedir? Trend bizim bildiğimiz hani hep zaman kullanıyoruz trendi, hep kullanıyoruz. Trend bizim aslında değişim demek. Yani biz aslında burada değişimleri gözlemleyeceğiz. Ki bence skala işlemi bir şey değişimleri gözlemlemektir. Çünkü aslında skalanın bir ama en büyük amaçlarından birisi de programı izleyebilmek. Değişimleri, oradaki hareketleri görebilmek ve analiz edebilmek. Yani o yüzden trend olmazsa olmazımız aslında burada. Şimdi bunun için ne yapacağız? Mesela örnek verelim. Bir sıcaklığın değişimini çizmek istiyoruz. Gideceğiz ve ne yapacağız? Birinci tankın, fırının sıcaklığını seçeceğiz. Diyeceğiz ki bize bu sıcaklığı şu aralıklarla, şu değerler altında çizeceğiz. Ve böyle bir değişimi çizmesini istiyor. Grafik yaratacağız aslında. Ama burada da bunlara da trend deniyor. Trendler de 3 ayrılıyor. Periyodik trend var. Event trendi var. Bir de periyodik event trendi var. Periyodik trend ne? İsimlerden anlaşılacak gibi periyodik zaten. Belli zaman aralıklarıyla belli değerleri kaydetmeye ve aynı zamanda bunların değişimini de grafik olarak çizdirmeye yarıyor. Bir de event trendi vardı. Event trendi de bizim verdiğimiz olaylara, etkinliğe yani olaylara bağlı çizimler. Bir de periyodik event var. İkisinin birleşimi yani. Bu oluyor hem zamana bağlı hem olaya bağlı oluyor. Yani senin örnek vermek gerekirse mesela silo çalıştı. Mesela silo çalışıyor. Çalıştığı andan itibaren 5 saniye sonra kayıt olacak. Hani hem silonun çalışması bir olay hem de 5 saniye çalışması bir olay. Hani bizde o da zamana bağlı. Hem ne olmuş oldu? Hem zamana hem oraya bağlanmış oldu. Şimdi mesela trendleri yapalım isterseniz. Bunun için ne yapacağız? Burada bir tax kısmı var solda. Nasıl değişen kısmı? Ben değişkenlerini belirlemiştik. Tax kısmına geliyoruz. Burada trend tax var gördüğünüz gibi. Buna basıyoruz ve önümüzde yine Project Editor'da yine bir sayfa açılıyor. Şimdi name kısmına geliyoruz. Şimdi name kısmına ne alacağız? Biz buraya name kısmına P1 alttan tere P yapalım. Şimdi birinci fırın için yapacağız bunları. Şimdi class'ına geliyoruz. Lan burası yine past. Değişmiyor. Şimdi burada bir expression kısmı var. Bunu ne yapıyoruz? Biz tankın sıcaklığına göre bir değişim yapacağız. Şimdi buradan geliyorum. P1 PV seçiyorum. Çünkü ben sıcaklığı video olarak alacağım. Sonra biz burada hani trigger yapmaya gerek yok. Çünkü trigger niye yapmayalım? Çünkü biz olaya bağlı bir trigger, olaya bağlı bir şey yapmayacağımız için özellikle olaya bağlı olduğu için trigger seçmenize gerek yok. Yani biz burada bir koşula bağlı yapacağız. Olaya bağlı yapacağız. O yüzden buraya boş bırakıyorum. Sonra sample periyoda geliyorum. Sample periyot ne? Hangi aralıklarla kayıt alalım? Bize bunu söylüyor. Ben de söylüyorum ki burada bir saniye aralıklarla kayıt alsın. Mesela burada çok daha küçük aralıklar seçebiliyorsunuz. Bakın onları direkt buraya otomatik olarak eklemişler. Çünkü çok sık da alabilirsiniz. Yani anlık da kayıt alabilirsiniz değişimleri. İsterseniz burada çok uzun zaman alabilirsiniz. Kısa yolluk olsun diye kısaları da buraya katmış. Ardından tip kısmına geliyorum. Bakın. Adem'in anlattığı burada trend tipi de gözüküyor. Event, periyodik, periyodik event. Ben burada ne yapacağım? Periyodik olarak yapacağım. Zamana bağlı olduğu için buradan periyodik seçiyorum. Ardından file name'e geliyorum. File name bir önceki videoda burada konuşmuştuk. Data vardı hatırlarsanız. Bu köşeli parantez açıyorduk. Data hani nereye kaydedeceğini soruyor programı. Bunu kapatıyorum. Ardından iki nokta koyuyorum. Test slash. Sonra ne yapıyorum? İsmini burada belirtmem lazım. Bu ismi ne olsun? P1. Yukarıya zaten P1. P olsun. Sonrasında burada bir
storage metot var. Storage metodu ne oluyor? Bizim nasıl, hangi bitlerle burada kaydetsin? Ama 2 bit seçiyorum. Çünkü çok yer kapladığı için 2 bit olsun, daha iyi olmuşum. NoFiles'e yine bir önceki hatırlıyorsanız neydi NoFiles'imiz? Hani, benim kaç dosya kaydettikten sonra yine başa dönüyorsun. Hani mesela 10 mesela buraya o yüzden yazdım. Ne oluyor? Sürekli dosya oluşturuyor. 10. dosyayı oluşturduğundan itibaren 11. dosyada ne yapıyor? 1. dosyayı siliyor ve 11. dosyayı kuruyor. Ne yapıyor bu da aslında? Hani çok yer kaplamasın diye belirli zamanlarıyla diğer dosyayı siliyor. Ben burada mesela bunu 2 yapayım. 2 dosya kaydetsin. Sonra yine başa dönüyorsun. Sonra altta time kısmı var. Bu time kısmına geliyorum. Böyle sıfır sıfır yapıyorum. Her zaman çalışsın diye bunu söylüyorum. Bir de burada periyot var. Bu periyot ne yapıyorum? Bir de şimdi burada periyodun anlamını söyleyeceğim. Burada periyodu ben 24 seçiyorum. Bu periyodun anlamı da hani bu dosyayı mesela oluşturdum, bu dosyayı 24 saat kaydettim. Hani 24 saat bir gün kaydedecek, sonra ne olacak? Bir dosya oluşacak. İkinci gün yine 24 saat olacak. Mesela ben bunu şöyle yapabilirdim. Bunu 2 saat yerdim. 2 saatte bir dosya oluşturdum direkt. Farklı farklı dosya oluşturdum. Ben bunu 24 saat yaptım. Ardından bunu ekliyorum. Ekledim. Artık bir dosyamı oluşturdum. Ne yapalım? Bu bizim buradaki trendlerimizi çoğaltalım. Hemen bunu ne yapalım? P2 yapalım. P2 yaptık. Buradan geldik. Bunun ismini de P2 diye olarak değiştirdik. Sonrasında ne yapacağız? Bir de aynı zamanda bu file name kısmından buraya da P2 yapacağız. Tamam. Üçünü de değiştirdik artık. Hani her şey aynı der. Sadece isimleri değişti ve kaydedeceğimiz şey değişti. Et dedik. Aynısını üçüncü fırın için yapalım. Üçüncü fırını yapmışım. Dördüncü fırını yapıyoruz. Arnavut'u 4 tane fırımıza ekledik. Bir de HTP yapalım. Burayı da Tick Hold PV seçmemiz lazım. Tick Hold PV seçtik. Böyle geldik. İsmini yine HT yaptık. Artık ben ne yaptım? Tüm buradaki eventleri eklemiş oldum. Buradan yine pek diyorum. Tamamdır. Bunu hatta size bir kez daha şey göstereyim isterseniz. Yine mesela buradan eğer çalışmazsa yine Computer Setup Wizard'a gelebilirsiniz. Sonrasında buradan yine geliyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Mesela bakın şu an ne oldu? Not compiled, first compiled. Zaten ilk başta olduğu için bir daha yapmamıza gerek yok dedi şey olarak. O yüzden bunu seçmeme gerek yok şu an. Çalışmazsa bir daha gelip oraya deneriz zaten. Şimdi ana sayfama geldim tekrardan. Ne yapıyorum? Run yapıyorum. Tamam dedik. Sistemimiz şimdi kendine geliyor. Yüklüyor kendi atadığı değerleri. Yükledi. Mesela şu an mesela gördüğünüz gibi burada bakalım çalışacak mı buradaki değerlerimiz. Mesela şu an mesela değerlerimiz değişiyor. Halda Holding to the temp mesela sıcaklığı değişiyor. Mesela burada bunu gösteriyor mesela şu an. Şu an tüm denem şu an çalışıyor. Bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi bu yukarıda bakın trend sekmesi var. Trend'e basıyorum. Burada process analiz ve pop-up process analiz var. Bunları şimdi size göstereceğim. Ama çalışmayacak. Şimdi onu size bilerek aslında şu an yapmadım doğrusunu. Burada size göstermek için. Mesela basıyorum. Bakın bir uyarı çıktı. Ne diyor? Lütfen diyor. Process analiz denen sayfayı kendi grafis bloğunuzda ekleyin. Yoksa diyor çalışmayacak diyor. Ve diyor ki you will need to configure the page using the single page template. Yani diyor ki single page adında diyor sizin sayfanızı diyor konfigür etmeniz lazım diyor. Aynı şekilde mesela pop-up prosesörün burada mesela uyarı veriyor. Şu isimlerde diyor dosya oluşturmanız lazım diyor. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Yani bu nasıl şunu diyor. Size program bunları yapmanız için zorunlu sayfa oluşturmanızı söylüyor. Diyor ki bu sayfa oluşturmazsan ben sana bir analiz yapamam diyor. Bunun için ne yapıyoruz? File kısmına geliyoruz. Burada new diyoruz. Page diyoruz. Şimdi bu zaten orada zorunlu demişti bize onları. Şimdi burada top sahibine geliyorum. Bakın orada isimler yazmıştı zaten kendisi. Poppa, single pa diye isimler yazmıştı. Orada göreceksiniz. İlk başa geliyorum, ne yapıyorum? Bana dediğim sayfaya koyuyorum. Pop-up için ne demişti bize? Poppa'ya kurun demişti. Buradan Poppa'yı seçiyorum. Sonrasında bu yazdığım şey burada. Process analiz için yaptığım şey.
Üzerim single pie pop-up için yaptığım şey, proses analizi için yaptığım şey. O yüzden single pie seçiyorum. Okey diyorum. Ardından bakın bir sayfa açıyor, görüyor musunuz? Bu sayfa ne aslında? Bizim o editleri, grafikleri belirteceğiz sayfa. Ama şu an boş tabii. Hiçbir şey yok bunun altında. Şimdi bunu yapmak için ne yapıyorum? Hemen buradan geliyorum yukarıya. File'e geliyorum. Buradan save diyorum. Dur bakın hemen burada sayfa açıldı. Bunun ismini aslında bize zorunlu tutmuştu. Bunun ismini ne olarak bize zorunlu tutmuştu? Hem onu size söylüyorum. Bunun ismini bize burası ses ana list. Kontrol ediyorum şu an sayfasının önünde. Evet şu an sayfanın ismi ana list. Doğru. Ve ardından pop-up dememiz lazım. Evet pop-up dememiz lazım. Yok. Silmemiz lazımmış. Bu pop-up. Bu şu an biz proses yaptığımız için onun ismini vereceğiz. Yanlış söyledim. Diğerini de pop-up ekleyeceğiz. Sonrasında okey diyorum. Ve sayfamı kaydediyor. Şu an sayfam kaydoldu. Bunu kapatabilirim. Sonra ne yapıyorum? Yine alt kısma geliyorum. New diyorum. Page diyorum. Ve şimdi diğerini oluşturacağım. Burada ne yapıyorum bu sefer? Bu sefer pop bey seçiyorum. Okey diyorum. Bakın daha küçük bir sayfa açıldı farkındaysanız bunda. Şimdi bunun size mantığını hemen birazdan söyleyeceğim ne olduğunu. Yine buradan geliyorum. Save diyorum. Ardından bunun ismini de bu sefer hatta bunun ismini isterseniz bu pop-up olduğu için hatta bir önceki projemizde de biz pop-up'lar yapmıştık. Hani sayfa, page sayfalarına gözükmesin diye başına ünlem koymuşum. Bunu da mesela başına ünlem koyalım gözükmesin burada pop-up'ın kendi isimleri, page sayfaları. Sonra ne yapıyoruz? Okey diyoruz. Ne yaptı? Bunu da kaydetti. Tekrardan ana sayfama dönüyorum. File diyorum. Ve ardından run diyorum. Sistemimiz çalıştı. Sistem kendi atasın. Değerleri gelsin. Şu an değerler de geldi. Şimdi yukarıda enter'a basıyorum. Şimdi bakın. Burası nasıl tık diyorum. Bakın yine sayfamız açıldı bizim. Ama şey, bir şey yok. Hatta burada sekmelerde de bir şey yok. Niye? Çünkü bizim hani yani ürün kalemi derler ya. Hani kalem yani ürün kalemimiz yok diye. Yani kalemimiz yok şu an bizim de. O yüzden bak burada bir pen sayfa, pen şey var. Add pens. Buna tıklıyorum. Burada benim şu an mesela değer girebilirim buradan. Takdim, kastıkları, komentleri girebilirim. Ama zaten ben oluşturduğum değerler var. O yüzden burada search diyorum. Bakın benim burada oluşturduğum senetlerim geldi direkt. Ne yapıyorum peki bunlardan? Seçiyorum. Ardından burada bakın Add Pens to Paint bir bu da ayarlarımız var. Burada bunlar kalabilir. Bir tek ne yapabilirsiniz buradan? Zaten bizim analog değerlerimiz. Analog değerlerimiz zaten kalsın. Çünkü dijital değil, biz analog olarak belirttik bunları. Pen de gelip buradan tane oluşturduğumuz takın değişken ismi kaydolsun. Kendisi işte rastgele bir otomatik isim vermesin veya comment ismi vermesin. Tag'in ismi versin. Tag'i seçtim ve altına ekliyorum. Aşağı ekledim. Hepsini ekliyorum bunların teker teker. Şu an ne yaptım? Tüm hepsini ekledim. Ardından okey diyorum. Bakın şu an sayfam üzerine geldi bunlar. Bakın çizmeye başladı şu an artık hepsini. Mesela buradan bunu küçültelim biraz daha. Şöyle görmek daha güzel olur. Niye bu aradığınız zaman? Çünkü ben periyodik olarak zaman çizdiğim için buna böyle aralıkları gözükebiliyor. Bakın şu an çizmeye devam ediyor. Burada da ayar tuşlarımız var mesela onu göstermek gerekirse. Yukarıda mesela bir isterseniz buradan şeyi silebilirsiniz. Başka ne var? Mesela burada show height points var. Mesela bunların noktalarla grafikleri daha iyi analiz etmenizi sağlıyor. Sonrasında burada show height cursor'larımız var. Bu cursor'ı mesela buradan çekip istediğiniz buranın değeri görebiliyorsunuz. Bakın tepe noktalarını veya istediğiniz bir noktayı burada herhangi bir şeyi görebiliyorsunuz. Hatta bu aşamadan sonra yanında eksikle daha açılıyor. Bu değerlerini gizip gösterme. Hani burada istediğiniz gibi oynatıp şey yapabilirsiniz. Değer numara gösterebiliyor. Bu da demek anlık değerleri kaydet demek. Hani burada değerleri kaydedip burada durabiliyor. Bu aşağıdaki minimum, maksimum, average duration kısımlarını gösteriyor buradaki sekme. Bu da bizim buradaki paint'lerin özellikleri gösteriyor. Burada hangi renkte olsun, kaç milisaniyede göstersin, aralıklarında olsun. Buranı buraya edebilirsiniz gibi.
Buradaki işimizi buna ayırıyor. Bir de bunu mesela save edelim aynı zamanda. Save'e geldiniz. Ne yapsın? Bunu yine biri de kaydetsin. Ne oldu mesela? Bunu kaydettiniz. Açmak istiyorsunuz tekrar. Mesela buraya geliyorsunuz. Burada göstereyim size. Load view kısmına geliyorsunuz. Hani dosyayı, yüklediğin dosyayı görüntülen kısmına. Mesela bunu tıklıyorsunuz. Aç diyorum. Mesela bakın bir önceki şeyden açıldı mesela. Direkt onun üzerine kaydetmeye başladı. Ve burada isterseniz pop-up process analysis kısmına gelelim. Bakın bu sefer ne yaptı farkındaysanız. Hemen şurada yine dönelim page sayfasına. Şöyle yapalım. Bu bizim ayrı bir sayfamızı bakın farkındaysanız. Bunu kapatalım. Tekrardan hepsini kapatmış olduk yanlışlıkla. Run diyelim. Orada pop-up'ı kapatmamız lazımdı. Ben kodda sayfayı kapattım. Orada bir yanlış tuşa bastık. Yani tekrar sitemizi şaşıralım. Şimdi o pop-up process analysis'in farkını size göstermek istiyorum. Tekrar burada trends'e geldim. Pop-up process analysis dedim. Burada yine append diyorum. Search diyorum. Bunları ekliyorum. Tag olarak. Ekledim. Okey diyorum. Bakın. Bu sefer daha küçük bir sekme çıktı farkındaysınız. Hatırlarsanız pop-up'ın amacı neydi? Mesela burada bir pop-up oluşmuştuk bu banaya. Ayrı bir sekme açılıp orada sayfa daha küçük açılıyordu ayarlar sayfası. Direkt şeye girmiyordu. O pop-up'da siz ayarlar yapabiliyorduk. Pop-up'ın amacı hani ayrı bir sayfa gelmektense direkt sistem üzerinde bizim pop-up'ımız gelerek biz burada istediğimiz yere çekip bunu buradan izimizi direkt yan yana yapabiliyoruz. Bize burada bir kolaylık sağlıyor. Buna farkı bu. Yine bunu mesela seyredelim. Bunu da kaydedelim mesela. Bunu deney 2 yazalım. Bunu da kaydedelim mesela. Sonra şunu yapalım. Load view diyelim. Ben 2 diyorum. Aç diyorum. Hemen bakın. Baştan sona izlemek açıldı. Hemen oraya gösterdi bize. Bugünlük bu kadardı. Benim için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.